Değerli izleyenler, Altın Rehber programımız Ankara Otonomi'de tüm hızıyla devam ediyor. Bugün Otonom Motors'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Osman Şekerci Beyefendi var. Osman Bey, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Sizi kısaca tanıyabilir miyiz? İsmim Osman Şekerci. 1972, Çankırı doğumluyum. Bir oğlum, bir kızım var. Yıllardır ticaretle uğraşıyoruz. Bu sektöre giriş sebebimiz, araçlarla ilgili kendimin büyük bir sevdiğim, hobim var. O yüzden girmiştim. Peki efendim, Otonom Motors kaç yıldır faaliyet göstermekte ve siz kaç yıldır bu sektördesiniz? Biz 19 yıldır bu sektörün içerisindeyiz. Otonom Motors olarak eski ismimizden sonra bu firmayı kurduk. Lüks araç segmentine yönelik bir araç donanım sahip olan bir firma olarak kurduk. Bu şekilde faaliyetlerimiz devam ediyor. Peki efendim, Otonom Motors müşterilerine ne gibi hizmetler sunmaktadır? Biraz da bunlardan konuşalım. Tabii. Gelişmekte olan sektörde en büyük ve en açık olan şey, satış sonrası hizmetlerde biz ön plana çıkmayı istiyoruz. Satış sonrası, sattığımız araçların ikinci el olmasından kaynaklanan bazı sıkıntı, arıza ya da işte lastikle ilgili donanım eksikliği olursa onlarla ilgili garantisini bir yıl vererek bu tür hizmetlerden dolayı ön plana çıkan satış ivmemiz var. Peki efendim, burada sıfır araç ve ikinci el araç satımı yapılıyor. Araç alım satımı yapılırken nelere dikkat edilmelidir? Öncelikle bizim sektördeki en büyük açık olan, galerici tabiri çok değişik sektörlerden gelen, eskiden gelen olumsuzlukları bitirmek adına otomotiv sektöründeyiz artık. Biz kendimiz rol model olarak firmamıza ve teknolojiye yatırım yaparak bunları çok güzel bir şekilde satışla ilgili hızlandırmayı büyüterek gitme amacındayız. Yatırımlarımızın hepsi teknolojinin getirdiği bilişimle ilgili olan internet ağını ve güçlü ağı kullanarak satıştaki müşteri memnuniyetini diğer kişilere yansıtarak bu şekilde büyümeyle ilgili hedeflerimiz var ve bunu bayağı başardık. Peki Osman Bey, müşteri memnuniyeti için nelere dikkat ediyorsunuz? Biraz da bunlardan konuşalım. Bu soruyu sorduğunuz için teşekkür ediyorum. Şu an günümüzdeki en büyük bu sektördeki açık maalesef bu. Biz müşteri memnuniyeti için firmamızda kesinlikle olmazsa olmaz şeyler. Müşteri bizden neyi talep ediyor? Hangi tür araçları alıyor? Sadece bizim elimizdeki olan araçları onlara satmayla mı biz başarı elde edeceğiz? Yoksa onların istediği doğru aracı o müşteriye temin ederek mi? Peki efendim, değerli bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyorum size. Sohbetimizi sonlandırmadan önce değerli izleyenlere son olarak söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Tabii. Araç alırken yapılması gereken en büyük şey, kendi araştırmalarının dışında yetkili servislere ya da kompetans merkezleri dediğimiz ekspertiz merkezlerine götürerek araçla ilgili garanti verilen kısım ya da en büyük önemli verdiğimiz şeylerden birisi de aracı aldıktan sonra bir problem çıktı veya çıkmadı, ertesi gün muhatap alabileceği, tekrar gittiklerinde aynı kişiyi bulabileceği kurumsal firmalarla alışveriş yapmalarını biz öngörüyoruz. Değerli izleyenler, bugün Ankara Otonom Motors'a konuk olduk. Bakalım bir sonraki durağımız neresi?